Ünlüler takımının kaptanı Ümit Karan'dan adaya dair çarpıcı açıklamalar. Dışarı atlayacağım yani sana, tamam mı? Tam topa vururken dışarı atlayacağım. Ümit Karan oyunlarda bilerek mi gerginlik çıkarıyordu? Tamam, orada rakibi bozman lazım yani. Elenmesine neden olan Mustafa Kemal'i yolda görse selam verir mi? Vermek zorunda değilim ki. Girdiği ilk potada elenen Ümit Karan kısa bir tatilden sonra Magazin 8 kamerasının karşısına geçti. Adadan geldin, yedin içtin demeyeceğim çünkü adada yemek yiyorsun. Gördüklerini, olayları konuşalım istedik. Ada hakkında konuşacak çok şey var. İlk olarak yarışlardan başlayalım. İlerlemiş yaşına rağmen parkurlarda oldukça başarılıydı Ümit Karan. Bu sene inanılmaz zor bir yarışma da karşı karşıydık. Ben 2013'te... Hakan ile birlikte adanın en eskileri sizler. Tabii. İşte 2013'te yarıştığımda biraz daha böyle eğlenceliydi. Biraz daha hani yarışmalar böyle çok böyle hani olimpiyat şampiyonası gibi değildi. Ama tabii şimdi yarışmacılar da çok büyük isimler. Yani daha önce zaten bu yarışmaya katılan bir sürü isim var. Evet! Sakin ol! Zorlu parkurlarda genç ve güçlü gönüllüler takımı tam bir hayal kırıklığı yarattı. İlk haftalarda All Star takımı 11 oyunluk galibiyet serisi yakalamıştı. İstediğin kadar güçlü ol, o parkurda tecrüben yoksa bir şekilde kaybediyorsun. Yani atışın iyi olmak zorunda, parkurda hızlı olman lazım. E şimdi ne oluyor? Şimdi Türkiye'deki All Star takımı bence tarihin en iyi oyuncularını toplamış Acun. Yani gelmiş geçmiş en iyi kadro yaptı. E bu kadroyu kimi çıkartırsan zorlanır. Damla, Murat Ceylan ve Hilmi Cem gönüllüler takımına geçince rüzgar bu kez ters esmeye başladı. Ümit Karan oyun sırasında gerilimi yükselterek rakibin motivasyonunu bozmak için elinden geleni yaptı. Burada bir mücadele var, tamam mı? Orada rakibi bozman lazım. Yani orada oyun esnasında her şey yapıyorsun yani. Şimdi örnek iyi bir şikayetçiydi bu durumda. Ya ne oldu? Ama benim yaptığım meslekte bu var. Ben futbolcuydum, burada rakibi bozuyorlar yani, seyirci de rakibi bozuyor, ben de bozuyorum. Mesela şimdi sen düşünsene, bana karşı halı sahada maç yapıyorsun, penaltı kazandın. Ne diyeyim, atmayalım diye. At dışarı diyeceğim sana, ne diyeceğim? Dışarı at diyeceğim yani sana, tamam mı? Tam topa vururken dışarı at diyeceğim. Yani bunu futbolda da yapıyorduk. Bu var yani, bu her sporda var. Ümit Karan'ın çok sık tartıştığı isimlerden biri de Nagihan'dı. İşte Nagihan enteresan bir yarışmacı. Kimseyi bulamayınca zaten kendi kendine bazen Ümit Karan diye bağırıyordu. Hiçbir şey, ben ağzımı açmadığım zaman böyle gülüyorduk hep. Yani durup dururken bana sataşmayı severdi. Tolga'ya da söylemiştin, hatırlıyor musun? Nerede çalıştı da geldi? Evimde çalıştım. Salonuma kurdum, salonuma. Nagihan All Star takımında mücadele ederken oyunlarda yarıştırılmadığını gerekçe göstererek gönüllüler takımına geçti. Ümit Karan Nagihan'ı oynatmayarak iyilik yaptıklarını iddia etti. O dedi ki Ümit beni oynatmıyor. Ben oynatmıyorum ki, takım istemiyor senin oynamanı o anda. Çünkü sen sakatsın, %100 performans göstermeyeceksin. Belki de o zaman oynasaydın şu ana kadar yarışmadan elenmiş olabilirdin sakatlıktan dolayı. Aslında ben sana iyilik yaptım ama sen o iyiliği anlayamadın. Ümit Karan zaman zaman tartışmalar yaşasa da finalde takım arkadaşları Mustafa Kemal dışında herkesle vedalaştı. Girdiği ilk potada elenen Ümit Karan olacakları görürcesine tepki göstermişti Mustafa Kemal'e. Sinirlendim çünkü bak, ben sinirlenmem sebebi öngörülü olmak gerekiyor. Sen beni orada eledin, belki sen kendi çıkarın için yapmış olabilirsin ama takımın çıkar adına hiçbir şey yapmadın. Takımda bak oyuncu kalmadı benden sonra. Takım sen geldin. Meğer büyük yanlış hareket yaptı. Takım paramparça oldu. Sen doğru bir hamle yapsaydın belki şu an ünlü takımda 6 kişi, gönüllüler takımda 2 kişi kalacaktı. Ünlüler takımının adada 2 kişi kalmasının faturasını Mustafa Kemal'e kesti Ümit Karan. Tek bir hamleyle sen ünlüler takımı yok ettin. Ben şimdi bu adama niye olumlu yaklaşayım ki? Sen bana bir şey yapmadın ki, sen ünlüler takımını yok ettin. Bir tek şimdi Adem yarışıyor. Nasıl olacak? Bunun senin yüzünden oldu. Başka bir açıklaması yok ki bunun. Biz sana söyledik o kadar. Herkese de danıştın. Bunu yapma, şunu yap, bunu danışarak yaptın. Sen hala kararından vazgeçmedin. Ben en son hatta konseyin içinde dedim, kardeşim bak Adem yaz istiyorsan, bak dağılırız dedim. Yok dedi. Yok. Sahada yaşanan sahada kalır denir ama Ümit Karan'ın Mustafa Kemal'e olan öfkesi henüz geçmemiş belli ki.
Yani bir daha yolda görsem selam vermem dedim. Vermek zorunda değilim ki. Yani hala geçerli mi? Ya niye selam vereyim ya? Benim arkadaşım değil, bir şeyim değil ya. Niye selam vereyim? Allah'ın selamını verse her zaman aleyküm selam derim geçerim yani. Başka bir şey yok yani. Yolda görsen tanımaz. Niye tanıyayım?